bir mahzuni demiş oldum kendime. Olmaz olsun atamadım ben beni, ben beni, ben beni dost, ben beni, kendimi, özümü dost. Ben beni, kendimi, özümü, canımı. Ben beni, kendimi, özümü, canımı. Ben beni, kendimi, özümü, canımı. Teşekkür ediyorum. Yıldız NTV ekranlarından iyi akşamlar sevgili canlar. Merhabalar sevgili dostlar. Yine sizlerleyiz. Yine sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Sizlerin evlerine mihman olmaktan çok mutluyuz. Bu akşam yine çok kalabalığı sevgili dostlar. Sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz evlerinize. Siz sevgili canlar stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün çok özel konuklarım var çünkü benim için gerçekten de çok özel. Bugün benim köylülerim burada. Sivas Afik Çaltılı Köyü, eski adıyla Güvesse. Bugün konuklarım benim doğduğum köy. Benim orada ilk gözlerimi açtığım köy. O köylerde neler yapmadık ki? Koyunlar mı gütmedim, kuzular mı gütmedim, ekinler mi biçmedim? Bir sürü arkadaşlarım, dostlarım, sevdiklerim. Hep orada çok küçük geldim ama hala gönlüm, hala yüreğim, hala sesim oralarda. Onun için bugün bütün köylülerimi burada konuk etmenin ayrıca da mutluluğunu yaşıyorum. Sevgili dostlar, tekrar hoş geldiniz. Evet, Sivas Hafif Çaltılı Köyü Derneği benim konuğum. Evet, Çaltılı Köyü Dernek Başkanımız sevgili Hayrettin Kılıçkaya. Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım, teşekkür ediyorum. Özellikle çok mutlu oldum sizi burada görmekten, sizi konuk etmekten. Naim Şahin hoş geldin. Mikrofona konuşalım mı? Hoş geldin. Paylaşıyor muyuz? Hadi bakalım. Mikrofonlarda, evet. Evet, şu mikrofonu bir verelim canlarım. Aslında var mikrofon. Tamam, evet, kendi önlerinde mikrofonlar var. Bu benim var. Evet. Ama bir hoş bulduk de. Ha var sende, tamam. Evet, başkanım var. Tamam. Evet. Şimdi... Barış Koç hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Mikrofonu tuttu, hoş bulduk. Evet. Ondan sonra? Rıza Çağım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bizi buralara kadar davet edip ve çağırdığınız evet. için. Ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyorum. Ondan sonra yandaki arkadaşımız evet, da. Hikmet Koç sevgili. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bizi buralara çağırdığınız için. Eyvallah. Evet, köyümüzün eski dernek başkanımız. Biz de teşekkür ederiz. Türkülerin sultanı Gülcan evet. Koç'a, evet. burada bizi ağırlayan Yıldız TV çalışanlarına, eyvallah. Kadim kültürümüzü, derneğimizi, köyümüzü milyonlara tanıtma fırsatı verdiğiniz için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bizi burada yalnız bırakmayan köylülerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Onlara teşekkür edeceğim. Çok güzel program olacağına inanıyoruz. Şu anda ben de ayağımın tozuyla köyden geldim. Evet. Bütün Çaltılı kitlendi. Programa bu saatte. Bütün dünya bence. Dünya kitlendi. Vallahi, çünkü çok. Çaltılı dünyanın merkezi olduğu için. En az 17-18 evet. milyon izliyor bizi. Gerçekten. Onu 58'e bağlayacağız inşallah. Başladı bakalım. Evet Sivas'ımızın. şey. Evet. En yakışıklısı diyelim. ne yapalım çocuk daha bekar yani. Biraz evet, övelim. Evet. Evlendirelim getirmişken de yani. Hoş bulduk ablacığım. Çok sağ ol bizi davet ettiğiniz sevgili için. Hüseyin, sizin Şahin. Yanınızda olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Ederiz. Hoş sefa geldiniz. Evet güzel. Şimdi. Kadın Kolları evet. Başkanımız sevgili Gülten İngin. Evet. Ablamız hoş evet. geldin. Evet. Kadın Kolları Başkanımız sevgili Gülten'cim. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sonra konuşacağız daha seninle. Ve ondan sonra çok teşekkür ediyorum. Çok sevgili Ali Karaçayır, derneğimizin kralı diyelim. Her hafta buradan anons ediyoruz kendisini. Şimdi bir de burada görelim yakında. Her hafta bize mutlaka mesaj gönderiyor. Mesajını gönderiyor, bizi yalnız bırakmıyor. Evet. Akraba böyle olur değil mi yani? Evet.
Evet. Evet. Serkan Koç'umuz Serkan o zaten solist. Serkan Koç bizim Zakir'imiz. Köyümüzün Zakir'i cemlerimizi yapıyor. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Hoş geldin. Dedemiz de gelse olurdu yani. Evet. Teşekkür ederim. Daha yolacağız çünkü gençsin, daha yolun çok aç. Çok mersi. Evet, şeyleri bir okuyayım. Evet. Sevgili canlar, bizlere ulaşmak için ücretsiz WhatsApp hattımız 0533-700-1616. 0533-700-1616 WhatsApp hattımızdan bizlere ücretsiz mesaj gönderebilirsiniz. Buyurun Gülcan Hanım. Evet sevgili dostlar. Hemen türkü demeyelim. Demeyelim. Kimden başlayalım? Biraz konuşalım isterseniz Çaltılı'yı. Tabii ki öncelikle dernek başkanımızdan, sevgili başkanımızdan. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Öncelikle bizi buraya davet edip onurlandırdığınız için sizlere, ekibinize çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Köyümüzün sanatçısıyla birlikte programda olmak bizler için gerçekten gurur verici bir şey. Eyvallah. Sizinle gurur duyuyoruz. Eyvallah. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Buradan bir selam gönderelim muhtarımıza, tabii, köylerimize. Tabii. Köyümüzün muhtarı Arif Şahin'e, Çaltılı Köyü'nün tamamına. Evet. Tozan'da bizi izleyen şu an tüm canlarımıza, bütün dernek başkanlarımıza, hepsi bizi izliyor şu anda. Hepsine size selamlar, saygılar sunuyoruz. Benden de bütün başkanlarımıza saygılar, sevgiler. Eyvallah. Ayrıca muhtarımıza buradan sevgiler, saygılar isterdik burada ağırlamak, ama maalesef tabii köy bırakamıyor. Köyün mülki amiri haliyle orada sorumlulukları var. Ama oğlu var. Oğlu, vekili var. Onu konuşturacağız tabii ki yani. Böyle başkanım. Biraz daha anlatmak ister misin yoksa... Sonra mı? Süremiz başlayalım? Var ablacığım. Bizim süremiz çok var bugün. Sonra daha öyle sonra. Mi tabii. Tamam, kolay biraz neydi? Tamam. Hadi sen mikrofonu al bakalım eline sevgili. Evet sevgili Barış'ım, hem de Beyoğlu Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyemiz yeni seçildi. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun yavrum. Yolun açık olsun. Alkışlayalım. İşte bizim köyümüzde de artık sanatçılarımız çıkıyor, doktorlarımız çıkıyor, siyasetçilerimiz çıkıyor. Ve daha da yeni açıldı aslında yolları. Bundan sonra meclise kadar da gidecek. Ama tek başına değil, hep birlikte olacak. Hepimizin desteğiyle olacak. Çünkü sanatçılıkta, siyasette hiçbir zaman tek başına olmuyor. Başkanlıkta tek başına olmuyor. Biz birlikte birbirimize destek vereceğiz, el vereceğiz. Onun için de ayrıca da tebrik ediyorum seni. Teşekkürler ablacığım. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Ekibine teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiğiniz için hepiniz sağ olun. Biz köy olarak büyük bir köyüz. Nasıl bir Gülcan Sultan yarattıysak siyasette de eminim ki binlerce gençlerimizi yaratacağız. Çok olacak. Yani içimizde doktorlar, hakimler, savcılar çıkacak. Hele ki bu süreçten var sonra zaten, var. Daha güzel günler göreceğiz hep beraber. Konuşacak çok şey var. Zamanla her şeyi dilim dilim söyleyeceğiz. Buradan teşekkür ediyorum herkese. Bizi tamam. İzleyenlere de. Tamam. Hadi bakalım Rıza Çağ. Ablacığım öncelikle Yıldız NTV olarak ekibinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve Çaltılı Köyü'nün Gülcan Sultanı olarak da bizi onurlandırdığın için ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Estağfurullah. Buradan, öncelikle anneme çok selam gönderiyorum. Ellerinden öpüyoruz. Ben de ellerinden öpüyorum ya. Vallahi benden de çok selamlar. O yüzden dolayı ekibinize çok teşekkür ediyorum. Demalı kardeşime ve İbo Paşa'ma ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Çok teşekkür, sağ olun, var olun. Buyurun. Sayın Koç. Koçlar da bugün yoğun burada yani. Ben de Yıldız NTV'ye, Gülcan ablam, size, bütün ekibinize teşekkürlerimi sunarım. Bizi buraya davet ettiğiniz için de size çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çaltılı Köyü Derneği olarak. Sağ olun. Daha çok güzel günler göreceğiz. Daha İnşallah. Her şey güzel olacak. İnşallah. Güzel günler İnşallah. Göreceğiz İnşallah. Diyor. Güneşli evet, günler evet. Çocuklar. Daha güzel çok günler güzel göreceğiz. Günler aynen aynen katılıyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanımız. Hem de muhtarımızın oğlu. Evet muhtarımızın evet, oğlu ben da. Ben de ayağımın önceki tozuyla köyden geldim. Köydeki herkesi çok selamını getirdim. Öncelikle onu bir hele bir söyle bakayım. Ne yaptın, ne yedin? Muhtarımız, köylerimiz, dağlarımız, dağlarımız taşlarımız nasıl, iyi mi? Yemyeşil, mantarlar, anam anam, madımaklar. Getirmedim orada içeride. Burada analarımız, bacılarımız da gerekeni yaptılar zaten herkes o konuda. Herkes gidiyor vallahi köye, bir ben kalıyorum maalesef. Ama ben... İşim gereği bir yere gidemiyorum. Koşturuyorum konserler. Evet.
şimdi ne diyorlar abla, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak için hepimiz o senin Gülcan Koç için her güvesiyle her gittiği yere Gülcan Koç'u taşıyor. Eyvallah, çok eyvallah. Teşekkürüm. Ona biz sana köyümüzü en başta yani tanıttığın için çok teşekkür ediyoruz. Biz de ilerleyen dakikalarda gerekeni yapacağız zaten. Köyümü ben tanıtmıyorum. Köyümü hepimiz tanıtıyoruz. O köy bizim köyümüz. Ki ne mutlu ben o köyde doğduğum için her zaman onurla, gururla söylüyorum köyümü. Sayın Sayman'ımız buyur sevgili. Evet, paramız çok mu Sayın Sayman'ımız, ondan bahsedelim. Çok çok parada sıkıntı yok. İyi, çok şükür. Ben heyecanlıyım. Heyecanlandım. Daha çocuk bekar evlenecekti haliyle yani şimdi ne olsun. Beğenilecek ayrı bir şey yani değil mi yani? Onun için sağ olun şimdiden. Sağ olun. Hoş defa geldiniz tekrar. Sağ olun. Tamam tamam. O zaman biz bir türkü söyleyelim. Sonra da artık... gönlümüzde, köyümüzle ilgili neler konuşmak isterseniz konuşalım, olur mu? Tamam, ay eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Çok eskiden okumuştum bu güzel eserini. Deli deli. Sevgili canlar, Muhlis Akarsuyu ve Sivas'ta kaybettiğimiz bütün şehitlerimizi, bütün aşıklarımızı, ozanlarımızı, bütün aşıklarımızı, sadıklarımızı, dedelerimizi, dervişlerimizi, ermişlerimizi, bütün devrimci ozanlarımızı, emekçi ozanlarımızı da saygı sevgiyle selamlıyoruz. Hepsini alkışlıyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bu kültürü bugüne kadar getirdiler. Onlar bu kültürü, bu türküleri yazmasalardı biz bugün buralarda bu türküleri söyleyemezdik sevgili dostlar. Hepsini ellerinden öpüyorum saygıyla. Hakka yürüyenlere de ışıklar içinde yatsın diyorum efendim.
Evet, aramızda bir tane koç daha var, sanatçı. Ben diyorum oğlumun soyadını taşıyorum. Biraz güldüreyim. Evet, Serkan. Hadi bakalım. Hadi bakalım dayı ol, bir de sen torunu. Temal, ondan sonra bir tane de sen mi okusan, tamam. Konuk bağlamayı açabilir miyiz? Konuk bağlama. Dur, dokun maçar orada. Konuk bağlamayı açabilir miyiz? Ses açık mı oğlum? Tamam, ben okuyayım. Sen orada da baksınlar. Tamam. Sol arkadaşlar. Evet. Teşekkürler. Bizim sesçi arkadaşımız Oğuz kaç haftadır söylüyor. İlla oku, illa oku. Bugün okuyayım. Deveyi düzde gördüm. Akrabalarım. Testellerimden ameliyat oldum. Valla biz var ya bir biraz titreme var, yani kusura bakmayın. Ameliyat bombardımanla tutulduk. Yani ailemizde 3 tane kişi arka arkaya en sonunda Demali'yle final yaptık. İnşallah bitmiştir yani. Testellerimden ameliyat biraz oldum. Biraz o evet. Uzun zamandır okumuyorum. Kirli bir ses var ama olsun, güzel olsun. Gönlümüz güzel olsun. Güzel ama gidiyor yani. Çok şükür. Evet. Allah kurban oldum, tamam başka dert vermesin. İnşallah. Şeyse o zaman bir iki kelime konuşalım. Tamam, siz konuşun. Serkan'ı hazırlayın, tamam mı? Sevgili başkanım. Evet ablam.
köylerimiz, köyümüz için neler söylemek istersin? Var mı bir faaliyetimiz ve eksiklerimiz? Böyle gidelim. Şu anda neler düşünüyoruz? Abla şimdi köylerin tam olan bir şey yok ki. Her şey eksik köylerde. Değil mi? Yolu yok, sağlık ocağı yok, suyu yok. Altyapı. Altyapı. Altyapı borularını değiştirdik muhtarımızdan, Allah razı olsun. Sağ olsun. Birlikte ortak bir... Yani köy her evin önüne kadar artık araba gidecek mi? Yani yol... Mesela bizim şu an aşağıda benim şeyler... evim var bak kardeş. Senin evin oraya zor gider. Anam ona işte oraya kadar. Muhtar! Ben ona göre köyün içine... Altyapı boruları döşendi. Şimdi kilit taşları dediğimiz taşlar döşenecek. Onun dışında Cem evinin oraya bir tane muhtarlık... Yapılacak ki ihtiyaç, şey. Evet. Onunla ilgili başka da onun dışında Seydi Mehmet yolumuz var onun. Güzel. Şimdi bütün insanlar köye gidecek ve ziyaret etmek için. Onlar da yol sıkıntılı olduğu için oralara bir grader gidilecek, gitmesi gerekiyor. Onu dernek olarak biz muhtarımıza görüşüp yaptıracağız. Onun dışında tabii benim de bildiğim mezarlık. Mezarlık, Allah, Muhammed, mezarlık yani, yolumuz yok. Mezarlık. Zor gidiyor. Adam ölüyor bir de gitmek oraya aynen, çok zor. Aynen o da zor. O ne olacak? Etrafı çevirecek. Onlar inşallah... Yol bir gitsin de etrafı sonra çevirir. Yani yol doğru söylüyorsun. Aha. İnşallah onda muhtarımızla birlikte çalışıyoruz. Onu, görüşmeler yapıyoruz inşallah. Evet. Onu en kısa zamanda çözeceğiz o sorunları inşallah. Sayın Başkan şimdi evet köyün içine... taş döşenecek diyorsun, altyapı evet, olacak diyorsun evet. Da nasıl bizim evin önüne kadar gitmeyecek bu araba yol? Ya şu, döşendi mi gider şu an gitmiyor ama yani şu an... Ona göre muhtar duysun da ona tabii ki gidecek, izliyordur muhtar bizi. Orada eşitlik olacak tabii iki ki. Köyün ikisini tabii de. Ki yani aşağı yukarı yani, yok. Aşağı yukarı tek yok köy... bizim için hepsi can. Aynen. Çünkü başkanımız bir, derneğimiz bir, muhtarlığımız bir. Her iki köyün de bütün sorunları eşit şekilde. Şu an iki köyümüzde tek yumruk. Yani şu an desek ki Cem evlerini yıkacağız, yeniden yapacağız desek. Hiç... Ya iki köy derken çok ayrı gayrımız da yok. Kaç, öyle kaç, ağız şey. Ağız alışkanlık. Aşağıda babalarımız vardı. Evet. Benim ebem, biz babanla anneanne demiyor. Ben ebe deyip şey yapıyorum. Orada benim yengem vardı. Yengemin babasına, annesine ve ebem... Bizi yoğurt gönderirdi. Evet. Amcamın kızıyla Şöngül buradadır canım. Neredesin bir elin kaldırsana. Şöngül. Şöngül'den elimize alırdık yoğurdu. Aşağı köye bırakır gelirdik yani. İki tane kız çocuğu 7-8 yaşında. O kadar mesela mesafe yakın yani. 20 dakika. Da biz onu 15 dakikaya getiriyorduk çocuk olduğumuz için. Evet. Aşağı köy demişken bir de aşağı köye Kazanpınar'a kadar inen bir asfaltımız var. İnşallah. Onu da Tozanlı'ya bağlayacağız. Vallahi bağlansın. Bağlattıracağız inşallah. İnşallah o da bağlansın. Aslında o köyü Tozanlı'ya kadar, o yolun Tozanlı'ya kadar gitmesi gerektiğini. Tabii ki. Orada ortak bir noktaya da bir sağlık ocağı oldu mu? Yani zaten köyünde başka ne isteyecek yani? İsteyeceğim. Zaten şey iki köye bir sağlık ocağı yeter. Yani. Yani böyle ortada bir yere yaptırmak tabii gerekiyor. Her iki tarafında eşit olarak gelip gitmesi gerekiyor. Ya bununla ilgili muhtarlar, federasyonlar, dernekler hep birlikte şu an çalışıyorlar. Yani İnşallah bu bunu en kısa sürede sonuçlan. Tabii ki olmuyor. Ve dernekler olarak da siz nereyeydi? Safik'ti değil mi? Hafif rahat evet. Bırakmayacaksınız. Yani Hafif'in de, oradaki yani, karayollarını rahat bırakmayacaksınız. Valiyi, kaymakamı rahat bırakmayacaksınız. Ya, gideceksiniz. Bugün 15-20 tane dernek başkanı, federasyon başkanı Hafif'teler. Hem festivaller için görüşüyorlar hem de o yolların tamamlanması, sağlık ocağıyla ilgili çalışmaları var. Evet. Normalde benim de bugün orada olmam gerekiyordu. Programdan dolayı gidemedik. Bugün köyünüzü temsil ediyorsunuz. Tabii ki yani ondan dolayı kaldık. Yani çalışmalar devam ediyor. Yani böyle kimse de oturup seyretmiyor yani devam benim ediyor. De üzerime ne düşüyorsa, gerekirse gece yapılıyorsa gece, gerekiyorsa orada herhangi bir şenlik aktivite olursa ben de hemen oradayım. Aslında bayramın ikinci, üçüncü günü köydeyim, gezeceğim köyümü. Birinci günü konserim var, sonra da siz anlatın orayı. Bayramın dördüncü günü, Haziran'ın 19'unda, Akkaya'nın önünde Tozan'ın büyük bir festival var. Çok büyük bir festivalimiz evet. Var. Evet, orada... siz de varsınız inşallah. Çok sanatçı dostumuz var. Çok sanatçılarımız var. Çok güzel. Sevgili Tolga'm var. Evet. Kardeşim Tolga, ben varım. Birçok da o yörenin kendi sanatçıları var. Evet. Ben de kendi sanatçılarım var bu arada. Çünkü ben oralarda büyüdüm. Hiçbir zaman ben şey etmiyorum. Ben o derelerde gerçekten koyun yıkarlardı biliyorsun. Biz koyun yıkıyorduk koyun değil mi abla evet. Orada? Benim abla sultanım orada. Büyük bir tane dere vardı. Şimdi sular kalmamış ki.
Vallahi bir dalıyorduk su buraya kadar. Anam koyunlara çekiyorduk. Ha babam yıka çıkıyorduk. Yani o dereleri evet. Yani ben inkar etmem. Ben köy çocuğuyum. İyi ki de oralarda doğmuşum, büyümüşüm. Ben o işleri yapmışım. Vallahi yoksa ne sesim güzel olurdu ne de kokuları böyle güzel olurdu. Ben evet evet yani. Onun için bence bizim köyden yani yukarı köy Çaltılı'dan aşağı Çaltılı'dan aşağı Tozanlı Deresi'ne oyalım bağlanması gerektiğine inanıyorum. Evet. Ve buradan bütün yani Sivas Hafiye özellikle Hafiye'nin yapması gerekiyor. Çünkü Hafiye bağlı o köy. Yani köyler Hafiye bağlı ve Hafiye'nin kaymakamı ve belediye başkanı bu işin üzerine düşmesi gerekiyor. Tabii ki. Yarın Sayın Kaymakamımıza da buradan sesleniyorum. Sesimizi duysun. Tabii yani. Yapması da gerekiyor çünkü bizim köylerimiz Sivas'a çok uzak bir köy değil ki. Kaç? 60 kilometre mi? 60 kilometrelik bir köyün mesela Sivas'a yakın bir köyün yolu yok. Bu çok düşündürücü bir şey bence yani. Adam gibi 1000 kilometre bir başka köye bir gidiyorsun. Yol var ki hem de geliş gidiş asfalt. Ya işte o zaman insan diyorsun ki burada bir pozitif bir ayrımcılık mı var diye. Açık ve net ben bunu düşünüyorum. Sayın Kaymakamımız, evet. Sayın Valimiz, Sayın yetkililerimiz Sivas'takilere. Bu konuda da lütfen yardımcı olun. Evet. Yarın Tozanlı Federasyonu Mürsel Başkan'ın öncülüğünde şenliğin yapılacağı alanda Akkaya'nın önünde. Hı hı. Vali, kaymakam, işte Hafik Belediye Başkanı hepsi birlikte hı. O yolları keşfetmek için çok güzel. Ne yapabileceklerini görüşmek için bir kahvaltı verecekler. Ah çok iyi. İnşallah bu kahvaltıda... Federasyon Başkanı Mürsel Bey tabii, değil evet, mi? Tabii evet Mürsel Yüksek. Evet sevgili Mürsel Başkanımıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Ama bazen öyle valiler köylere geliyor tamam olur diyorlar. Ama ondan sonra maalesef yani, unutup işte. Gidiyorlar. Yapmıyorlar da kusura bakmasınlar bu konuda da. Yapmaları da gerektiğini çünkü şeyde köyler valiye bağlı. Yani yapabilecekleri ondan vali emir verirse o köylerin işleri olur biter diye düşünüyorum. Yani çok bu, evet. Bu federasyon başkanımız biraz inatçı. İnşallah bu işleri sonuçlandıracak yapar. Yani öyle bırakmaz. İnşallah bu eksiklerin hepsini tamamlarız. Tamamlattırırlar. Federasyon başkanım ben de yanındayım ona göre. O köylerde hiç yapılmadık yol kalmaması gerektiğine inanıyorum. Ben de o köylerin, oraların çocuğu olarak, bir kız olarak, sanatçısı olarak yanınızdayım. Bunu da belirtmek isterim size. Evet başkan, şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar evet. Ablam. Sen ne demek istiyorsun sayın? Ben de söyleyeyim. Ne diyeyim? Bizim köy iki mahalle, aşağı yukarı mahalle. Şimdi aşağı mahallede eviniz olsa... Ben sözünü verebilirim. Kapıya da araba gidebilir. Onda bir sıkıntı yok da yukarı mahalle biraz sıkıntı. Ona bir garanti veremiyorum. Belediye. Artık ondan sonra başkanımız tabii anlatırken birkaç eksik bir şey oldu. Biz köy olarak büyük körüz. Sorunlarımız var ama bizim çözümümüz çok da çözümler de var. Biz mesela dernek olarak... Çözümsüz değil ki zaten bunlar. Biz yani, dernek çözümsüz. Olarak aşağı yukarı 50-60'a yakın öğrenciye burs veriyoruz. Yani kendi imkanlarımızla. Yani burada yaptığımız etkinliklerle işte hı hı. İstanbul'da cemler yapıyoruz. İşte kadınlar konuda sağ olsun geçen hafta Anneler Günü'ne bir etkinlik yapıldı. Biliyorum. Yani, ben de davet etti Sayın Başkan. Yani bizim yapmak istediğimiz ve yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yani biz Çaltılı Köyü olarak çok büyük bir mahalleyiz. İki mahalleyiz. Aşağı yukarı 300 haneyiz. İstanbul'da nüfusumuz çok fazla. Yol konusu tabii ister istemez bazı sıkıntılar oluyor ama bu süreçte yapacak bir şey yok. İlerleyen süreçlerde eğer halkın sorunlarını görmezlerse halklar da zamanında gelince onları görmeyecekler. Zaten ilerleyen zamanlarda görmüyorlar inşallah. Siyasetçi konuşuyor yani. Görüyor musun nasıl politik konuşuyor? Aferin sana. Başarım, yani söyleyecek çok şey var aslında. Evet. Saatlerce konuşsak bilmez. Evet. Ben arkadaşlarımıza verelim biraz onlardan. Evet sizler de bir iki kelime istiyorsanız. Sayın muhtarımızın oğluna, Arif abi buradan da sevgiler, selamlar iletiyorum. Sevgili eşine ve size. Oğlunuz var sizi temsilen. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Sayın Dernek Başkanıma, Meclisiyeme katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim köyde her şey değişir, bir tek sayman değişmez. Ama niye değişmez biliyor musun? Hele bir evlensin. Ama şimdi hanım şöyle. Hanım yollamaz ki o zaman. Bizim dernek başkanlığı dönemimizde
Hüseyin abi şunu söylemişti. Bütün dernek başkanları beni kandırdı dedi. Sen beni evlendireceğim mi dedi. Ama seçildikten sonra söyledi. O inşallah Hayrettin abime kısmet bak, olacak. Bak ekranda da görünüyor sevgili canlar, bu yakışıklı. Maşallah ay gibi parlıyor yani. Anam bir de altıncı yani. Altıncı bu çocuk. Kuyumcu. Buyur canım benim. Abla Cumhuriyet Sivas'ta kurulmuş, ilan edilmiş, evet. Ama 2024'teyiz hala. Biz burada asfalt sorununu konuşuyoruz. Bu devletimizin büyük bir ayıbı. 60 kilometrelik bir yol. Baktığımız zaman biz bir Türkmen köyüz. Cumhuriyetin bekçiler olarak kendimizi addediyoruz. Ama evet. Baktığımız zaman da devlette, bayrakla, millette en ufak hiçbir sıkıntımız olmamasına rağmen hala bir takım sıkıntıları yaşıyoruz. Ya. Köyümüzün tarihi 300 yıllık bir köy. 1940'larda, 50'lerde İstanbul'a, büyük şehirlere göç etmeye başlamışız. Hı hı. 1993 yılında derneğimizi kurmuşuz. Hı hı. Birlik, beraberimizi, kültürümüzü daha yani yaşatmak adına. Güzel. Şu anda 2024'de geldik. Çok güzel faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok faaliyetlerin güzel. İçeriğini başkanımız ilerleyen dakikalarda zaten söyleyecektir. Evet, konuşacağız. Dernek başkanımız muhtarlıkla ivedi bir şekilde irtibatlı olarak sorunların çözüm noktasında çok güzel çalışıyorlar. Bizim köyümüzün şöyle de bir özelliği vardır ablacığım. Herkes 20 pare köyüz o derede. Hı hı. Her düğüne ben giderim. Barış'la beraber düğünde, cenazede varız. Ama her köyde olmayan bir özellik bizde vardır. Halayımız her zaman tek halkadır yani. İkilik bizde olmaz. O yüzden birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Köyümüzün dünyaya mal olmuş bir sanatçısı Gülcan Koç. Estağfurullah. Ben ayaklar altındayım. Eyvallah. Abla ne kadar baş büyürse o kadar eğilir derler. Mütevazilik sana çok yakışıyor. Ama gittiğimiz yerde güvese diyorsun, böyle bakıyorlar. Çünkü ismi biraz garip. Çaltılı diyorsun. Çaltı suyundan gelmiş ismi. Çaltı biliyorum. Gülcan Koç'un köyü dediğin zaman ha diyor, orada duruyor böyle. Bir dakika duruyor. Canlar, çok sağ olsun, var olsun. O açıdan hizmetler anlamında derneğimizin bütçesi belli. Bütçe biraz sonra burada. Hüseyin abi konuşur. Bir tarafa böyle ağdırıyor ama. Yapılacak işler çok ama birlik, beraberliğimiz, manevi zenginliğimiz hepsinin ötesinde diyorum zaten ben. Zaten maneviyat çok önemli bir şey. Para pul da geçer ama manevi zenginliğimiz, kadim kültürümüzü gelecek kuşaklara aktaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyorum ben. Çünkü zengin köyüz de canım. Gönlümüzde zengin, kendimizde yani. Kimse Allah'a köylerimizde şükür. Köylerimizde bile her birinin 2, 3, 4, 5 kat evi var yani. İstediğin kapıya da tekmeyi vurup girebilirsin. Hadi, yani. O kadar o da güzel öyle. Komşuluğumuz var. Misafirperverlikten yani kimse aç kalmaz. Kim nereden giderse gitsin bizim oralarda kimse aç kalmaz yani. Misafirperverlikten yanında çok özel köyler. Tozanlı Deresi'ndeki şenlikler hep şenlik olarak yapılırdı. Hı-hı. Ne zaman ki Gülcan Koç ismi oraya addedildiği zaman şenlikler festivale dönüyor. Eyvallah. Buradan federasyon başkanımız Sayın Mürsel Yükse'ye, yönetimindeki değerli bütün başkanlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Eyvallah. Onlar da gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hayrettin Başkanımız bugün burada. Hı-hı. Milyonlara bunu Hı-hı. duyuruyor ama onlar da köydeler, Sivas'talar. Bir ucunda, ipin ucu orada. Hı-hı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. 19 Haziran'da Gülcan Koç'u Tozanlı'da o dağları titretmeye herkesi İnşallah buradan davet ediyoruz. İnşallah hep birlikte. Herkes gelsinler. İnşallah bütün canlarla. Tek benle değil. Çok orada uzun herkes... bir aradan sonra tekrardan festival yapılıyor Tozanlı'da. Evet. En son festivalde de yine Gülcan Koç vardı. İnşallah. Yine Gülcan Koç'la başlayacağız. İnşallah hep birlikte. Bizi izlemeye devam edin diyeceğiz. Çaltılı köyünün birliği beraberliği tekrardan daim olsun. Hep beraberiz. Etle tırlak gibiyiz zaten. Bizim ayıracak kayıracak bir şeyimiz yok. Çünkü herkes birbiriyle evli. Her çoğu birbirimizin dayısı, akrabası, teyzesi, halası. Yani iki köy diye değil aslında orası. Bir köy diye bence. Bir köyüz, biriz, bütünüz. Evet, birlik, evet. Beraberliğimiz daim. Eşin aşağı köy. Ben de aşağı köyüm o zaman. Yani ondan sonra benim oğlum aşağı köy mesela. Güldürüyor. Yani, babam yukarı köy, ben yukarı köy, işte böyle birbirimizle. Canım ben şaka yapıyorum. Bunlar bir espri olsun diye diyorum. Onun için biz hep etle tırnak. Evet evet. Mikrofonu verir misin başkanım? Bak nasıl laf şey oldu, gördünüz mü? Bizim nasıl konuşuyorlar bizim şimdi? Mücazımız aşağı mahalle yukarı, yukarı mahalle adında zaten hep bir aradayız biz. Şimdiye kadar hiç zaten birbirimizden bizler ayrılmadık. Hep de bir aradayız. Hep de bir arada olmaya devam edeceğiz. Çünkü yönetim olarak biz buradayız. Bundan sonra da zaten bizden sonraki gençlik devam ettirecek. Elimizden geldiği kadar. Biz ne yapmak istiyorsak gençlik için yapıyoruz. Gençlikte bundan sonraki süreci devam ettirecek. Ben gençlerimize çok güveniyorum. Bak geliyorlar hepsi işte bunlar.
Bunlar hep yarın bir gün mecliste köyümüzü de ve bu ülkeyi de temsil edecekler. Sadece köyümüzü değil yani. Bu ülkeyi temsil edecekler. Bu ülkenin haksızlığını, hukuksuzluğunu ve bu ülkede ne haksızlık, hukuksuzluk olursa yarın bir gün kürsülere vurup, kürsülere çıkıp el bu böyle yumruk vuracaklar. Ben çok inanıyorum. Hep beraber tamam. Dirliğimiz birliğimiz bozulmasın. Eyvallah, eyvallah. Haydi bakalım ha. Sayın Koç. Serkan'ım. Sesini açalım. Konuk sazın sesini açalım. Bir katile de hasretim yara, sineler dağlamak bana mı düşmüş? Ah, garip bülbül gibi de ah ile zara, ah ile figanlar da bana mı düşmüş? Garip bülbül gibi de ah ile zara, ah ile figanlar bana mı düşmüş? Aman gülüm ben neydem, seher yeri ben neydem, suna boynumda ben neydem. Aman gülüm de ben neydem, seher yeri ben neydem, boynumda ben neydim, neydim? Gözüm yollarda, arzu halim kaldı Gonca güllerden. Ah, bazı sahralarda, bazı çöllerde, ah edip ağlamak bana mı düşmüş? Bazı sahralarda, bazı çöllerde, ah edip ağlamak bana mı düşmüş? Aman gülüm ben neydem, seher yeri ben neydem, suna boynumda ben neydem? Aman gülüm ben neydem, seher yeri ben neydem, suna boynumda ben neydem? Bülbül gibi düştüm zara, gel yaramı sormazlığa. Bülbül gibi düştüm zara, gel yaramı sormazlığa.
derunda derin yara. Gel yaramı gör nazlı yar, gel yaramı sar nazlı yar. Derunda derin yara. Gel yaramı gör nazlı yar, gel yaramı sar nazlı yar. Sevdiğimi herkes bilsin, varsın alem bana gülsün. Sevdiğimi herkes bilsin, varsın alem bana gülsün. Tüm güzeller haram olsun, senden gayrı yar nazlı ya. Senden gayrı yar nazlı yar. Tüm güzeller haram olsun, senden gayrı yar nazlı yar. Senden gayrı ey nazlı yar. Hasretine dayanmak kolay değil, bunu anmak. O hasretine dayanmak kolay değil, bunu anmak. Senden ayrı uzak kalmak, nesimiye sor nazlı yar. Nesimiye sor nazlı yar. Senden ayrı uzak kalma, Nesimiye sor nazlı yar. Nesimiye sor nazlı yar. Harikasın Serkan. Aferin Serkan, sen iyi geliştirmişsin kendini ya. Vallahi değil mi? Çok güzel. Bakın. Erkek sesi olarak da artık Serkan'ı bundan sonra konserlere çağırın yani. Tozanlı'da var. Var mısın? Tozan Deresi'nde. Aferin evet, o. Ya, vallahi billahi. Hadi bakalım buna. Vallahi güzel bir ses. Sen Demali Stüdyo'yu açtı biliyorsun. Biliyor abi. Ya stüdyoda güzel birkaç tane eser oku. Ziyaret ettim. Birkaç tane 10 tane yani, olsun, 20 tane olsun. Oku güzel bir albüm çıkar kendini. Nasıl olsa saymanımızda para çok. Sponsorluk. Ne kadar var şeyimiz, reklamımız? 2 mi? 3 dakikamız var. 3 dakikam var. Neyse, çarpacaktım. Evet, Kadın Kolları Başkanımız. Kırmızı mikrofon alabilir miyiz? Evet, oraya. Şunun benim. Mavi mikrofonu orada kullanın. Evet. Sayın Başkan. Buyurun. Öncelikle yeni mikrofonu, bir başkan ağzını, oldunuz. Şöyle, ağzınıza yakın. Nasıl gidiyor? Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çalışıyor musunuz? Yok, evdesin. Evet. Ben istiyorum hanımların artık mutfaktan çıkıp da kendilerini her alanda yetiştirmelerini çok istiyorum. Ayrıca çok mutlu oldum yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle sosyal aktivitelerin olması hanımlar için de iyi oldu.
yar, dal da bize gel, dal da bize gel, oy oy oy. Düğünde bayramda eller kınamaz, eller kınamaz. Ah ellere kına yar 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 yar. Yah da bize gel, yah da bize gel, anaman. Ah ellere kına yar yar, yah da bize gel, yah da bize gel, ay ay ay. Yarım için ölüyorum, eller ne verirse desin. Yarım için ölüyorum, eller ne verirse desin. Sararıp da soluyorum, yar 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 yar. Eller ne verirse desin, cahil ne derirse desin. Sararıp da soluyorum, yar 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 yar. Eller ne derirse desin, cahil ne derirse desin. Teşekkür ediyorum efendim. Evet hanımlara bir şöyle gelmek istiyorum. Sevgili canlar. Ha ben mikrofonsuz da konuşabilirim. Hangi, nereye bakacağım? Hangi, sana mı bakayım? Evet gel. Evet. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi bizim Hubiyar özellikle. Hubiyar'a bağlı ocaklar, Hubiyar'a bağlı bütün talipler hep böyle giyiniyorlar. Genellikle bizim giysilerimiz çok zengin bir giysi. Bütün cemlerimizde, bayramlarımızda, düğünlerimizde bizim kadınlarımız hep böyle giyinir. Özellikle altın daha çok bizim için olmazsa olmazdır. Eğer bir kadının boğazında ve
Tesinde altın olmazsa onun kocasına sorarlar. Sen bu sene çalışmadın mı diye. Vallahi billahi. Şimdi ne yapalım? Şöyle ben bir... Anam, Eyci sen beni bir tut. Evet, ben de oturayım da şöyle bir çek. Ay pardon. Ben de oturayım da şöyle bir çek. Nasıl? Ben şöyle oturayım bari yanınıza. Muhu mübarek. Sığacağımız yok. 1.77 boy olursa böyle oluruz yani. Sevgili canlar, amcamın kızı yani kuzenim. Benim büyük ablam, Ana Sultan'ın yarısı. Bizim gelinimiz orada, Demali'nin eşi. Yengem orada, köyümüzün dedesinin eşi. Niye gelmedi dede bacı bugün? Hasta mı? Hep akrabayız aslında, burada hangi birini tanıtmayayım? Bizim Asarcıklı bacı. Burada çalışıyor benim canım için. Hep burada dayımın kızları, amcamın kızı Şöngül'ümüz. Ondan sonra benle abla sağ olsun. O her zaman beni bırakmaz. Ne olur çoğunuzun adını bilemiyorum. Ve biliyorum da unutuyorum, kusura bakma. Ben aslında giysi anlamında buraya geldim bir tanıtmak için. Bacı bir şöyle bir söyle, bu ne? Bu öynük biliyorum. Ben biliyorum da hani. Sen şöyle tut, benden duyuyorlar. Bacı bu öynük. Bu öynük. Evet, elde yapılıyor. Biz yapıyoruz değil mi genelde? Evet. Kesin sen yapmışsın. Evet. Yok ben değilim. Kim yaptı? İsteyen olursa kalite koyumcu. Aha sen altıncı sen. Evet, sen buradan mı yapmak yapıyorsun? Ya hayır, kalite koyumculuğu ararlar. Bundan bunu isteyen olursa. Bu şey, göynük. Bu göynek. Ha, ama göynek. Evet, bunu ha, biliyorum canım. Bu tıman. Bu don. Don, don kız oğlum bu tıman. Tıman. Ondan sonra. Evet. Bu bu entare. Sen şunu tut elini. Evet. Bu entare. Evet. Ondan sonra altınsız olmaz. Aslında altın tek köyde sevgili canlar, bizim köyümüzde öyle yani, şöyle şöyle şöyle. Aslında şuraya kadar gidiyor. Kollar böyle. Ondan sonra fesimiz. Evet. Aç şu fesi. Bak altınlara. Hatta bazılarında da altın çok olduğu zaman böyle böyle bir iki tane gider. Hatta şuralarına kayman kadar. Kayman akraba olanın çok oluyor. Ha? Çok olur. Evet. Yani bu da fesimiz. Evet. Bir kalk bacıma ya. Ben de kalkayım. Ay maşallah. Bir şöyle bir dön. Sen konuş şeyde. Ben sesim gidiyor. Şimdi bu ne bacı? Bu saç bağı değil mi? Bunlar şey. Püskülü. Püskülümüz. Bu kuşağımız. Bu da entaremiz. Evet. Yani bu da başörtümüz. Özellikle bizim için, hele de bunu yani bak derler falanın şeyi, kızı böyle güzel bir oya yapmış. Onlar da daha başka ama müthiş, bayramlarımız da daha şey, düğünlerimiz de her gün başka bir renk giyinirler. O anlamda da gerçekten çok zengin bizim oranın. Özellikle kadınların giydiği giysiler, hanımların giydiği giysiler ve altınlarımız da olmazsa olmazdır yani bizim orada. Bizim Hubiyar tarafında ve bizim köylerimizde altın takılmazsa, her bir kadının yakasında, düğünde, bayramda altın olmazsa kesinlikle kocaları sorarlar. Ne ettin? Karının yakasında bir tane bir altın yok derler. Değil mi? Öyle değil mi ama? Doğru. Ama bu bir kültürdür. Bu çok güzel. Hep böyle olmasını isterim. Yani bu şekilde, bu geleneğin, bu göreneğin yaşamasını ben de çok istiyorum sevgili canlar. Çünkü bunlar bizim zenginliklerimiz. Ve kuşaktan kuşağa da inşallah aktarılsın diyorum Ece. Asıl ismi Gül de biz Ece diyoruz. Amcamın kızı yani kuzeniz, aynı evde büyüdük. Evet canım ablam, güzeller güzel ablam. Köyümüzün bülbülü. Ay canım. Gül'ün sesli ablam benim. Sağ olasın. Programın hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Uzun ömürlü olsun. Allah eyvallah. Sizi canlı dinlediğimiz için teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Sağ ol. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Sağ ol. Bir de emmime bir selam söylesene. Emmim. Karısıma ile emmime de bir selam söyle. Babacım. Ne dedi? Getirseydin keşke. Yok, C'ye gidiyor. Cem'e gidecekti ama gitmeyeyim kızım, dinleyeyim sizi dedi. Selam söyledi. İyi canım. Gözlerinden öperim hepsinin dedi. Tamam. Çocukların orada dedi. Baba selam. Evet, ben de amca ellerinden öpüyorum canım benim. Halalarım, Tuçu halamın, Güldal halamın da ellerinden öpüyorum. Zaten kala kala üç tane kaldı. Kimse kalmadı. Amcamın biri gitti, babam da göçtü. Ben daha gidiyorum oraya doğru, bilmiyorum. Hadi.
Bir alkışlayalım hanımlar sizleri. Emin kızının biri orada. Bacım da orada. Benim ikizim bak. Baba baba baba. Elin kaldır kız. O da benim ikizim. İşte böyle neydik ya. Ne güzel değil mi? Yörelerimizde. Heh. Evet. Çiçek mi alacağım? Evet, kadın kolları başkanımızdan sayın başkanım. Çaltılı Köyü Dernek Yönetimi adına size takdir ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Hepiniz benim için çiçekten de önemlisiniz ama bu önemi, bu değeri verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ ol canım. Eyvallah. Sağ ol. Evet, ne yapalım? Bir türkü okuyalım. Ondan sonra tekrar konuşmamıza başlayalım. Kim? Ben de okuyabilirim. Sen mi? Şey, hangi Sercan okusun, ben okuyayım. Hadi bakayım lan. Ondan sonra bir tur daha yapacağız, konuşacağız. Hadi bakalım. Efsaneyim, efsaneyim. Altım üstüm kaç kuruşluk. Efsaneyim, efsaneyim. Aşık olmak dile kolay. Bahaneyim, bahaneyim. Aşık olmak dile kolay. Bahaneyim, bahaneyim. Mevcut olmuştur onda. Aşığın sırrı süphanda. Hak mevcut olmuştur onda. 3-5 günlük günahanda. Mihmaneyim, mihmaneyim. 3-5 günlük günahanda. Mihmaneyim, mihmaneyim. Eser aşkın yeli, ona revan çeşmin seli. Durmaz eser aşkın yeli, ona revan çeşmin seli. Ben bir günahkar kul dertli. Divaneyim, divaneyim. Ben bir günahkar kul dertli. Divaneyim, divaneyim. Ay ay canım Ali, canım cananı Ali. Ali pir imanım Ali, pirim Hacı Bektaş Velidur. Eyvallah. Allah eyvallah kardeşim. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Serkan hemen hazır Serkan. Mıyız? Yoksa? Evet. Hazır Aynı mısın bakalım. Serkan? Ondan sonra sen çal. Biraz konuşacağız. Ha, parmaklarını tamam. Peki. Ne var parmaklarında?
sıkıntı varmış bugün. Ha. Cem yardım edecek. Yavru kurban, bugün sol yanıma gidip gelen sancı var. Cümle cihanı meyman eder, başucumda hancı var. Çıplak tenimde musallada yudular, demediler de evi var, yabancı var. Hele vurun vurun şu kazmayı da mezar yerim düz olsun. Mermer değil, mermer değil, başucumda saz olsun. Mermer değil başucumda saz olsun aman aman. Gidiyorum sadık dostlar, benden size elveda elveda oy. Ömrümü gün saydım da eremedim murada, gün doğduğumda çektiklerim kalkan olsun orada. Hele vurun vurun şu kazmayı da mezar yerim düz olsun. Mermer değil, mermer değil, başucumda saz olsun. Mermer değil, başucumda saz olsun ama. Daha senden gayrı aşık mı yoksun? Daha senden gayrı aşık mı yoksun? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, neler gelmiş geçmiş, say deli gönül.
hele düşünmedi Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deri gönül. Gördüm iki kişi kişi mezar eşiyor. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Gamda samet gelmiş boydan aşıyor. Boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gelme bu dünyayı zor deli gönül. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Eyvallah. Teşekkür ediyorum evet. Serkan. Harika ya Serkan. Ne yapıyoruz? Reklamlarımız. Reklamlardan sonra şimdi, tekrar birlikteyiz. Reklam mı? Evet. Efendim reklamlardan sonra... Yine biz buradayız. Sakın bir yere gitmeyin. Görüşmek üzere. Alçakta yüksekte yatan erenler, ayrılık derdinin dermanı nedir? Bir bakışta dört köşeyi görenler, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı nedir? Bir bakışta dört köşeyi görenler, ayrılık derdinin Hüseyin, siyah zülfün ah cerdana asayım. Kerbela'da yatan İmam Hüseyin, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı nedir? Kerbela'da yatan İmam Hüseyin, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı. Derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı nedir?
Çok teşekkür ediyorum efendim. Ne yapalım? Dedeye de buradan selamlar, evet, Muharrem dede. Dedemize. Ellerinden öpüyorum sevgili dedem. Hepimize selam yollamış. Sizin için ve bu eseri, bu güzel deyişimizi seven bütün canlara gitsin diyorum efendim. Evet sevgili başkanım, sayın başkan. Başka neler yapmamız gerekiyor köyümüz için? Eksiklerimiz var mı? Herhangi bir daha aktivitemiz ve sorun var mı? Şimdi şöyle deneyen yapmış olduğu bir iki faaliyetten bahsedeyim abla. Öğrenci gençlerimiz bizim için kıymetli. Çok önemli, evet. Geleceğimiz çünkü. Son iki yıldır üniversite öğrencilerimize ayrım yapmadan burs veriyoruz. Çok güzel. Gerçekten. Yani onun dışında 25 Ağustos'ta inşallah bir terslik olmazsa eğitime katkı adı altında bir piknik yapacağız burada. O, şimdiye kadar güzel. Hiç böyle... Haberim olsun. Nerede yapacaksınız piknik? İstanbul nerede? Burada şeyin neresi? Bir... Var mı belli mi? Aydos'ta mı? Aydos'ta evet. Yani biz o gün boşuzsak Temal'i geliyorum. Sözüm olsun. Teşekkür bütün ederiz. Bütün canları bekliyorum. O geliri ne yapacağız? Öğrencilerimize. Öğrencilerimiz için tabii ki, bir burs. Piknik yapacağız. Tabii ki. O geliri de öğrencilerimize yani. Burs olarak tabii ki. Vereceğiz. Aynen öyle. O zaman ben de bir sanatçı olarak ve o köyünde bir kızı olarak ben de o konserde olmak istiyorum. Herhangi bir yerde konserim yoksa ve o katkıda ben de bulunmak teşekkür istiyorum. Ediyoruz ablacığım. Tamam. Bununla yana hiçbir şüphemiz yok. Böyle hani gözde görünür bir şenlik piknik yapmamıştık. İlk defa yapacağız. İnşallah çok güzel geçecek. Öğrencilerimiz de bir daha tarihini söyleyebilir misiniz? 25 Ağustos. 25 Ağustos. Evet. İstanbul'da. İstanbul'da. Aydos. Aydos'ta. Sivas Afik Çaltılı Köyü'nün. Evet. Eğitime katkı. Evet. Öğrencilere burs. Için. Evet. Evet. Çok güzel. İnşallah. İnşallah. Allah o gününü de getirirse sağlıklı. Onu yapacağız inşallah. Başka? Onun dışında her yıl düzenli olarak Aptal Musa kurbanlarımızı kesiyoruz. Tabii. Bütün köylerimizi bir araya getiriyoruz. Ben gelemiyorum ama ayrı evet. Gönderiyorum. Çok güzel oluyor yani katılım da İnşallah çok yüksek ben oluyor. De aslında ben birkaç defa gelmek istedim. İşimiz çıkıyor yani bir şey yapamıyorum. Tabii ki yani. İnşallah bundan sonrakinde çok birlikte isterim. Oluruz. Çünkü ben Cemler'de büyüdüm. Evet. Biliyorsun babam dedeydi ve çok sevilen bir dedeydi. Tabii sizler ki. Çok iyi biliyorsunuz. Biz oraların tozuyla o nefesle büyüdük yani o... Aşıkların nefesiyle, dedelerin evet. Nefesiyle büyüdüğümüz için gerçekten o zamanları, o günleri çok özlüyorum. İnşallah Abdal Musa Cem'inde de bulunmak isterim. İnşallah. Onun dışında anneler gününde işte kadınlarımıza bir araya getiriyoruz. Kahvaltıydı, güzel. Piknikti. Hı hı. Kadınlar günü. Özel günlerde bir araya getirmeye çalışıyoruz bütün köylerimizi. İnşallah bundan sonra da böyle gelenek haline gelir. Hı hı. Bizden sonrası da bu şekilde devam eder. Güzel şeyler olacak inşallah. İnşallah elimize geleni yapmaya çalışıyoruz zaman buldukça. Süper gençlersiniz. Evet. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Şahin Batı'yız oradan bir. Sayvanımız. Ve İnşallah onu da bir... Ya ben böyle arkamı dönüyorum ama yapacak bir şey yok. Yok evet. Kadın Kolları Başkanımız da daha aktifleşir. Ve kadınlara ben şunu söylüyorum. Evet tabii ki evimizin işi. Ama sadece evin işi de, deyip de böyle evden çıkmamak gibi bir şeyimiz olmasın. Mutfaktan da çıkalım. Sosyal aktivitelerimiz, faaliyetlerimiz de olsun. Yani okuyalım, dünyayı görelim, tanıyalım. O anlamda da yani gerekirse tiyatroya gidelim, kitabımızı okuyalım. Köyümüzün faaliyetlerine katılalım. Mesela köyle ilgili herhangi bir toplantılar, şunlar bunlar, gençlikle, kadınlarla ilgili... Sevgili hanımlar, katılın, bir araya gelin. Yani bu konuda da çocuklarımızı da bilinçlendirelim. Köyümüz ne, geleneğimiz ne, göreneğimiz ne. Çünkü belirleyici annelerdir. Kadınlar ne olursa olsun kadınlar belirleyicidir evde. En hani derler erkek çok fena işte kocası çok. Yok, ne kadar da olursa olsun kadın belirleyicidir. Bu konuda bunu hiç elinizden bırakmayın yani. Yemeğinizi de pişirin ama... Yani aktivitenizde yapın. Gidin sosyalleşin. Yani gidin tiyatroya gidin. Gidin sinemaya gidin. Gidin bir işte dernekle bir araya gelin. Köy kadınları olarak sevgili başkanımızdan da.
çay günü yapın, çorba günü yapın ama evet, bir aktivite yürütün. Yani Çaltılı köy olarak. Gömbenizi yapın, çöreğinizi yapın, böreğinizi yapın. Beni de çağırın arada bir. Abim yani. Beni de çağırın. Hatta neydi biliyor musun? Hamur yürüme günleri falan yapalım. Vallahi bir işkef ederim emme, peşin etme. Çarptık camı bari, o yanda o yanda. Evet sevgili başkan, başka? Böyle abla, abla da inşallah bundan sonra kadınlarımız daha böyle haftada bir gün, ya haftada diyorum, ayda bir gün dernekte. Mikrofonu alır mısın? Kadın... Ha canım benim, sen mikrofonu alabilir misin? Evet. Canım, evet. Ayda bir gün dernekte kadınlara özel günlerimiz olacak inşallah. Başkanımız ayda bir gün bize verdi derneği. Kadınlar olarak. İnşallah bundan sonra... Okey günü yapacak. Şimdi... Pasta, kek. Katmer, çullama. Çullama yapın, çullama her neyse. Anam çullama da fena güzel olur. Evet, biz oruca kalkardık benim canım anam. Sadece çullama yapıyor diye oruç tutardım vallahi billahi. O da bizi içine de çökelik müfelik korsan var ya. İnşallah aktivitelerimiz olacak. Tamam, aktivitelerimiz olsun. İsterim benim de işte zamanım oldukça konserlerim olmadığı zaman. Ki inan çok, ben bu sene öyle bir yoğunum ki. Ah canım ablam orada oturuyor, ana yarım. İnan var ya, arıyor bile şey diyorum. Neredesin yine bugün, sesin zor çıkıyor diyor. Abla şuradayım, buradayım, hemen kapatıyoruz. Evet, bu sene. O her şeyimi getiriyor. O bir şeyimizi koymaz biz. Ana yarısıdır o. Başka sayın başkanım. Valla şimdilik bu kadar ablacığım. İnşallah bundan sonra daha aktif, daha sosyal şeyler yaptıkça da evet, hep birlikte olacağız. Yani inşallah 25 Ağustos'ta onun sözünü de aldık sizden ben diyorum şimdiden. İşte bir işim, gücüm tabii ki, Allah'tan tabii canımızda. Tabii ki, inşallah olmaz. Yani, şey olmaz. Allah diyorum önce akıl sağlığı sonra beden evet, sağlığı versin. Gerçekten Cenab-ı Allah kurban olduğum Şah-ı Merdan. Önemli olan gördüğümüzden geri koymasın. Bizler ben bir sanatçı olarak hem de bu yolu bu erkanın içinde yetişen bir kardeşiniz, bacınız, ablanız olarak da siz sevgili hanımlara da benim büyüğümsünüz, burada çoğu yaşımdasınız. Çocuklarımızı gerçekten kendi kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi öğretmek öncelikle annelerden babalardan geçiyor. Bunu çok önemli. İşte bizim kültürümüz bu. Biz ne yaparız? Bizim orucumuz ne? Biz nereye gideriz? Nerede ibadet ederiz? Bunlara baştan diyeceksiniz. Bu sizin başlıca göreviniz. Ondan sonra çocuklar zaten artık dünya onların elinde, kendilerini yönlendiriyorlar. Ama aile birinci öğretmen, ikinci öğretmen artık okullar. Ama aile çok özel, çok önemli. Onun için çocuklarınıza sahip çıkın çünkü dünya çok farklı bir yerlere gidiyor. O anlamda da ben bir sanatçı olarak ve zaman zaman da dünyayı geziyorum. Gezmiyor değilim. Gördüklerimi şeyinde de bunu söylüyorum sevgili dostlar. Evet sayın muhtarımın. Abla, evet. Bu arada dernek başkan yardımcımız Hüseyin Koç aramıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hoş sefa geldin. Ne diyeyim, sen doğru öyle bir oturmuşsun ki kurban oldum, ben de yatıyor zannettim seni. Ondan sonra gel otur şuraya, sandalye mi yok bir tane? Niye düzen? Bu düzen değil, bozulacak. Başka düzenler var, sen gel. Yok, yeni katıldığımıza teşekkür ederiz. Yok işte yeni katılmadı, baştan sabahtan bu yani orada duruyor. Ben yeni gördüm. Ben yeni gördüm. Hadi. Allah Allah. Neyse, hoş sefa geldin sayın başkan yardımcım. Sen ne söylemek istersin sevgili eski... Kolları başkanımız da burada aslında Serkan. Bu neydi, ona diyorum, ben değilim, bu ne diyorum. Sen bir konuşsana sayın eski başkanım. Sen ne söylersin? Çok ben güzel bir gece oluyor abla bugün, buna şahitlik ediyoruz burada. Az önce dediğiniz gibi kadınlar insandır. Evet. Bizler de insanoğlu. İnsanoğluyuz. Kadınlar yaparsa oluyor. Kadın olmadan hiçbir şey olmuyor. Kadın belirleyicidir her zaman diyorum. Ulusal ben. Kurtuluş Savaşı'mızda kadınlar öncülük yaptığı için bugünlere geldik. Bu vesile de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Çaltılı köyü olarak da onların izinden daima gidiyoruz ve gideceğiz de. Burada
Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Gülcan Koç'un köylüsü olarak biraz da milliyetçi olduğum için çok seviyorum Canı Gül'den ama düşündüm az önce böyle dinlerken. Ben Çaltılı köylü olmasaydım da Çorumlu, Adanalı, Ankaralı, Sivaslı, Maraşlı herhangi bir yerli olsam da yine canı gönülden seni çok severdim abla. Sağ ol, eyvallah, teşekkür ederim. Yıllar boyu her türlü zorluğa rağmen çizgini en ufak dahi bozmadığın için de Çaltılı köylü biri olarak sana canı gönülden teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çünkü sanat dünyasında ekonomik zorluklar olsun, şeyler olsun birçok kendini bozan sanatçıyı görüyoruz. Onlara sanatçı da demiyoruz yani yorumcu ya da ses sanatçısı. Ama bu açıdan bizi temsil ettiğin için de abla gurur duyuyoruz. Sana tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Dernek başkanımıza, yönetim kuruluna değerli, onlara çok teşekkür ediyoruz. Hı. Derneğimizi kuran, bugüne kadar emek veren herkese de buradan teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İstanbul'da yaşamak gerçekten çok zor. Çok zor. Ama dernekler bir arada kalmamızı, dayanışmamızı önde tutuyor. Bu anlamda başkanımıza çok büyük bir yük düşüyor. Dernek çok önemli değil mi? Çok önemli ama Hayrettin Kılıçkaya da bunun altından kalkabilecek bir başkan. Ona da burada teşekkür. Bir kötü huyu var. Onu da buradan söyleyeyim. Galatasaraylı. Tek kötü huyu. Onun dışında anlaşamadığımız hiçbir nokta yok başkanımız. O da aramızda tatlı bir rekabet oluyor. Onlara da yine bu hafta başarılar diliyoruz. Evet. Senin gibi değerimiz olduktan sonra da böyle istekli, birbirine bağlı toplumumuz olduysa başaramayacağımız hiçbir iş yok. Buradan bütün Sivas'a, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya Çaltılı Köy olarak selamlarımızı gönderiyoruz. Çaltılı Köy'ü Kur'an'da cennetin yeryüzündeki gölgesi olarak geçiyor. Coğrafya derslerinde dünyanın merkezi olarak gösteriliyor. Merak edenler Sivas, Hafik Çaltılı Köy'ünü görsünler. Kışın nüfusu azdır ama yazın milyonlara kadar vurdu da görülmektedir yani. Ama Çaltılı Köyü'nde sizin abiniz profesördü değil mi? Profesör. Ney profesörüydü? İyi biliyorum ama senden de uymak. Kimya alanında nanoteknolojide profesör. Dünyada çok önemli profesörlerden doğru. Bir tanesi değil mi? Birçok makalesi yayınlandı. Şu anda Avrupa Birliği işlerini yapıyor. Şimdi biliyor musun yani bu Çaltılı Köyü'nden kimler çıkmıyor yani? Benim kız kardeşimin kızı doktor. Doktor. Doktorumuz her bir tane daha varmış bildiğim kadarıyla. Metin Kılıçkaya yine başkanımızın yeğeni. Kılıçkayalar şaha kalktı bu dönem. Kalksın onlar her zaman bizim. Nurettin abinin oğlu var. He? Aslan. Kim? Evet. Kim? Evet evet. Nurettin abinin. Ha öyle Nurettin mi? Aslan evet. Ay ne kadar. Oğlu tıp okuyor. Oo. Devam ediyor. İşte bu tabii. Derneğimizin gençlerimize verdiği burslar. Komutanlarımız var bildiğim kadarıyla. Komutanlarımız var. Sizden değil mi? Evet. Kemal Koç var yine. Birçok evet. Değerimiz var. Her biri her alanda ışık saçıyor. Kim ne iş yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ve siyasetçilerimiz ve siz ve siyasetçi sevgili demişken şimdi Gülcan abla. Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın İnan Güney'in de ben selamlarını getirdim burada. Benden de program akışını bozmak için söylemedim. 30 yıllık bir mahkus talihi değiştirdi. Kültür, sanat anlamında aklı ilk gelen yer neresidir? Burada sorduğumuz zaman Beyoğlu. Evet. İstanbul'un da ötesinde biz oraların çocuğuyuz yani. Evet. Beyoğlu. Ama son dönemlerde kötü yönetimler sayesinde kültür sanat Beyoğlu'ndan yok oldu gitti. İnan Güney Sivaslıdır. Hemşerimizdir. Çok iyi tanırım. Ona buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sayın Mecid Sebebi. Ben de çok sevgiler, beraber. Saygılar. Onun vesilesi de ablacığım en kısa zamanda sanatınla, düzgün duruşunla seni de İnan Başkanımızı ziyarete hayırlı olsuna buradan davet tabii edelim. Tabii gelmek istiyorum. Birkaç tane yine başkan dostum var, arkadaşlarım var. Tabii çoğunla telefonla görüştüm, hayırlı olsun dedim ama ziyaretlerine de ayrı ayrı gideceğim. Hepsinin yolu açık olsun. İnanıyorum ki sanatı, sanatçıyı yıllardır kenara çekip tanımayan bir uzun süreden sonra bundan sonraki gelen belediye başkanlarımız da sevilen sanatçıları, sanatı, kültürü toplumuyla tekrar iç içe bir araya getirirler diye ben buradan söylüyorum. Sanat, kültür, insana dokunan herkes edebiyat, başımızın tacıdır. Evet, eyvallah. O açıdan da Beyoğlu Belediye Başkanımız, sayın insan söylerken ağzı doluyor böyle, gurur duyuyor, kabarıyoruz. Sivaslı olduğu için de ayrıca gurur sen duyuyoruz. Sen ne yapacaksın? Sen orada herhangi bir görevin var mı? Başkanın yanındayım, yoldaşıyım, arkadaşıyım. Her anlamda nerede ne görev veriyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Vallahi ben İnan Başkan'ın yerinde olsam... Yani ben yine bilmiyorum tabii o kadar şeyinizi de ben İnan Başkan'ın yerinde olsam seni bir başkan yardımcısı olarak atamak isterim. Sağ olasın abla. Çünkü o senin şöyle, güzel bakışın. Bir dakika. Çünkü şöyle gerçekten hem çok seviliyorsun hem çok akıllı bir çocuksun hem donanımlı bir çocuksun hem de o yörede sevilen ve
çok ama çok ona büyük bir faydan olacağına da ben inanıyorum. Ben başkanın yerinde olsam ki ben eğer duyarsa ben bir sanatçı olarak benim bu lafımı kulağına küp etsin ve seni başkan yardımcısı yapsın. Teşekkür hiç bırakmasın. Reklam. Tekrar bak ya ne kadar çok seyrediliyoruz görüyor musunuz? Efendim bir reklam. Reklamlardan sonra tekrar sizlerleyiz. Harkını bağlamış bastan suluyum, suyunu başımdan kesen mi neydem 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 ben neydem? Küreği omzumdan çıkmış geleği, kollarım boynuna asam mı neydem? Asan mı neydem, 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 neydem köyün içinde. Asan mı neydem, neydem, neydem de elin içinde uyuyor. Küreği omzumdan çıkmış geleği, kollarım boynuna asam mı neydem? Ah, ah asam mı neydem? Neydem, 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 neydem köyün içinde. Asam mı neydem? Neydem, neydem de elin içinde uyuyor. Gün batıyı karşıdan ardından, gül kokuyor nazlı yarın yurdundan. Ah ah aşka düştüm ben öleceğim derdimden, 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 derdimden. Deli boyraz gibi esem mi neydem? Ah ah esem mi neydem, 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 neydem köyün içinde. Esem mi neydem, neydem, neydem de elin içinde uyuyor. Aşka düştüm de öleceğim derdimden, deli boyraz gibi denesem mi neydem? Ah ah esem mi neydem?
içinde esem neydem 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 de elin içinde uyuyor. Gel.
Mustafa Habibullah'tır. Bu dünyada baki kalan Allah'tır. Ali Apınarı yap, apınarı yap, apınarı yap. Apınarın suyu canım akar yaylardan. Apınarın suyu canım akar yaylardan. Peleğin kahrıdır canım beni böyle deven. Nice canlar geçti canım yalan dünyadan. Burcu burcu kokar canım tekeli dağı. Nice canlar geçti canım yalan dünyadan. Burcu burcu kokar canım tekeli. Gönlü hoş olanlar canım gider yaylaya. Gönlü hoş olanlar canım gider yaylaya. Canım ulu Mevla'ya dileğimi kabul eyle cümle evliya. Fermanı berat canım hu yanar dedem. Dileğimi kabul eyle cümle evliya. Fermanı berat canım hu yanar Gülüdür. Burcu burcu kokar canım tekeli dağı. Tutacaksın elinde canım tekeli gülüdür. Burcu burcu kokar canım tekeli dağı. Eyvallah. Hızır Hubiyar cümlemize yar ve yoldaş olsun. Allah Allah. Bütün erenlerin, evliyaların yolundan, erlerimizin, pirlerimizin, aşıklarımızın, sadıklarımızın yolundan dede bizi ayırmasın. Allah Allah. Ne yapıyoruz? Reklam var, ne oldu? Yok, veda diyorlar. bir tane kız kardeşimiz var, bir de elliğimiz var. Bir de bizim yöresel elliğimiz var. Biraz zaman verin bize canlar. Ondan sonra... Zaten siz isteseniz de durmayacağız, gideceğiz. Yoruldum çünkü. Ne yapacağız? Şimdi çağıralım. Kızımızı bir çağıralım. Gel bakayım. Hatice. Hatice Çam. Hatice Arslan. Arslan. Aslan mı? Evet. Nerede? Çam değil miydi? Evlendi çam, mi? Evet. Al bakayım sen bunu. Çal çal çal. Ha bakalım. Çal, bizim çal, köyümüzden. Hadi bir güzel bir çirki oku bakayım. Kuzum benim. İki kıta. Evet. Sen söyle. Bir acı rüzgar esince, bir acı rüzgar esince. Sallanmadık dalımda kalır Leyli de Leyli, Leyli de Leyli. Sallanmadık dalımda kalır Leyli de Leyli. Leyli de Leyli. Dost dostunun arzularsa
Sağlık. Ama sen Demali'ye bir dershaneye uğra. Sesin güzel. Ama o değil mi? Biraz evet, o, biraz eğitim. Hepimiz çömezdik canım. Eğitim şart. neler 40 yılı mı? Ha sesin güzel ama. Helal olsun güzel ses. Olsun. Bizim canımız, ciğerimiz hepimiz. Şimdi biz programımızın sonuna geldik evet. Aslında. Son sözlerinizi almak isteriz hepinizin. Ondan sonra hala elliğimiz var. Ellikle birlikte bitirmek istiyoruz. Sayın Başkan, son olarak ne söylemek istiyorsun? O zaman şöyle yapalım abla. Ne var başka? Onları biraz hemen. Yok bunları bitirdik. Tamam. Teşekkür. Biz izleyen bütün dostlara selam olsun. Önce 19 Haziran'da Tozanlı şenliklerinde buluşmak üzere. İnşallah. Allah daha sonra da 25 Ağustos'ta İstanbul'daki Çaltılı Köyü'nün Gençlik Festivali'nde buluşmak üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar. Şimdiden herkes randevusunu evet. Yazsın, alsın. Evet. Siz sevgili dostlar, sizler neler söylemek verelim. İstersiniz? Başkan. Mikrofonla herkes evet. Birer kelime. Biz, bizi konuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Burada Yıldız tamam. TV'ye teşekkür ediyoruz. Buradan tamam. Evde bizi izleyen eşim, köyde annem hepsine selam gönderiyorum. Şimdi mesaj atıyorlar yani. Ve ben baktığıma göre aşağı yukarı 1000 sayfa falan bir mesaj gelmiş. Çok mesaj var. Yani Naim... Naim 3 sayfasını çekti. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali dedi. Artık kime denk geldiyse inşallah oradan kısa kısa tamam, söyleyecek tamam. Yani. Teşekkürler. Ufak, hemen erken. Öncelikle Yıldız NTV'ye teşekkür ediyoruz. Onun haricinde de Çaltılı Köyü'nün Onur Sesi, Gülcan Koç'a ol, ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya kadar uğurladınız. Yani sağ ol, onur ettiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkürlerimizi evet, söylüyoruz. Nice. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah. Bir de Çaltılı Köyü adına mesaj gönderen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Koça verin. Evet. Ben de Gülcan ablaya çok teşekkür ederim bizi buraya davet ettiğin için. Tamam, bütün türkülerimizin daha da güçlenerek daha da güzeller olarak İnşallah. Devam etmesini diliyorum. Bütün Yıldız TV'ye, bütün bizi dinleyen vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar. Bir de Sayman'ımız şey olsun. Ondan sonra sen şey yapacaksın. Ve ben de hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tamam, sağ olun. Ne güzel konuştun. Sağ olun. Sen şimdi birkaç tane şey yap. Düğünlerde zarflar okununca sonuna geliyor. Evet. Programda da mesajlara geldik mi sonuna geldik demektir. Biz gene yan yönetmenimizden biraz izin aldık. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Barış Bey'in dediği gibi yüzlerce mesaj gelmiş. Temsil olarak... Birkaç tanesini okuyacağım. Diğer dostlarımız da bize kırılmasınlar. İyi akşamlar. Başta değerli sanatçımız, Tozanlı sevdalısı Gülcan Koçhanfendi ve dernek başkanımız Hayrettin Kılıçka ve dernek yönetimi olmak üzere tüm Çaltılı Köyü, Tozanlı halkımıza selamlarımı iletiyor. Güzel bir program olmasını temenni ediyorum. 19 Haziran'da büyük geleneksel büyük festivalimize bekliyorum. Tozanlı Vadisi Köyleri Dernekler Federasyonu Başkanı Mürsel Yüksek. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum Hayrettin amcama, tüm köylülere, Eylül Kılıçka'ya demiş.
Burada bir önemli bir not almışım. Yıldız TV ailesine iyi akşamlar. Ben Kıvanç Koç, canım babacığım. Beşiktaş maçını kapattım, sizi izliyorum. Bugün kupa final maçı vardı Trabzon ve Beşiktaş hakkında. Kapattım, sizi izliyorum diyor. İyi akşamlar başta türkülerimizin sultanı Gülcan olmak üzere. Dernek Başkanımız Hayrettin Kılıçkaya tüm Çaltılı Köyü'ne selamlarımı gönderiyorum. 19 Haziran'da geleneksel festivalimize tüm canlarımızı davet ediyoruz. Dündar Köyü Dernek Başkanı Özcan Topçu. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba Çaltılı Köyü dostlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Dernek Başkanımız Hayrettin Kılıçkaya olmak üzere herkese eğlenceler diliyorum. Çaltılı Köyü'nden Mehmet Yıldırım. Gülcan Hanım'a hayırlı programlar diliyorum. Çaltılı Köyü Başkanı adına yardımcılarına başarılar diliyorum. Çatalkaya Dernek Başkan Yardımcısı Turan Aktaş. Sivas Çaltılı Köyü'nden sizleri izliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Hubiyar Sema istiyoruz. Güldalı, Tutça, Sabri Şahin. Söyledik canım. İyi yayınlar. Ben Ahmet Gül, Asarcı Köyü'nden herkese selamlar demiş. Çaltılı Köyü futbol takım hocası Yüksel Koç buradan selamlarını göndermiş. İyi akşamlar Gülcan Hanım, başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu Meclis Üyemiz Barış Koç Beyefendi, kıymetli başkanlarıma, oradaki hanımefendilere, beyefendilere, bizleri izleyen tüm dostlarımıza selam olsun. Bütün izleyenlere Çatalkaya Dernek Başkanı, Gürlevik Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri, Sivas Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Ali Saçlı, Ali abi de maşallah ünvan bırakmamış, hepsini almış yani. Sivas Yakaboyu Köyü'nden Orhan Doğan iyi yayınlar diliyorum. Hayrettin Başkan'a selamlar demiş. Merhaba Nihat Doğan, iyi yayınlar diliyorum. Hikmet Koçav Yıldız TV'ye selamlar demiş. Kızılcören Dernek Başkanı Ali Aydoğan, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum, başarılar diliyorum demiş. Türkülerin ve gönüllerin sultanı Gülcan Koç ekibine ve türküleri gönlümüzde yaşatan tüm güzel insanlara selamlar olsun. Çaltılı Köyü'nden Kalender ve Bağış Şahin demiş. İyi yayınlar Çaltılı Köyü Dernek Başkanı kayınpederim. Sevgili Hayrettin Kılıçkaya, seviyorum, saygılarım edinmiş. Servet Dinç ve Ebru çiftinden gelmiş. İyi geceler Gülcan abla, 17 Haziran bayramın ikinci günü Sivas Safik Esenli Köyü'nde ikincisi olacak olan Yusuf Keliçeli Akpınar etkinlikleri. Kara kuşak güreşlerine buyurun Çaltılı Köy sizlere gelsin demiş Abdullah Akpınar. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Merkez Gülpınar Köyü Dernek Başkanı Elvan Çağlayan. Yıldız TV ailesine, başta Gülcan Koç ablamıza, Demali Bey'e selamlar. Serkan Bey'e de başarılarını devam diliyorum. Yoldaşım Hayrettin Bey'e de selamlarımı gönderiyorum demiş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar Gülcan Hanım. Demali Çelik başta olmak üzere tüm Çaltılı Köyü yönetimine başarılar diliyorum. Tüm stüdyoda köylerimize Çekmeköy'den selamlar. Eyüp Çalışkan. Merhaba canlar. Öncelikle Yıldız TV'ye gönüllerin sultanı Gülcan Koç'a bizleri konu ettiğiniz için bütün dostlara selamlarımı gönderilmiş. Dernek yönetim adına Murat Aslan demiş. Ablaların ablası Gülcan ablam sizlere selam olsun. Sivas Safik Ekingölü Köyü'nden Azamet Avcı yine selamlarını göndermiş. Bir yüzlerce mesaj var dediğim gibi abla. Son bir mesajımız da şimdi kültürden, sanattan, Çaltılı Köyü'nden bahsettik. Az solistimizi yine sona sakladık. Ressamımız var bir de, Gizem Tokay. Aa, bizim benim o da gururumuz, onunla gurur duyuyoruz. Bizim de evimizin en güzel yerinde Boncuk Pınarı'nın resmini bize hediye etti, sağ olsun. Ona da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sanatçı yazıyor. Dostumuz sevgili Metin Çiftlik selam gönderdi. Aa, bize. Benden de Metin'e Tengal'dan çok selamlar. Teşekkür ediyoruz. Yine telefona gelen bir mesaj abla. Doktorumuz Metin Kılıçkaya demiştik ya. Metin şöyle bir şey yapıyormuş. Onu Gülcan abla paylaşmanı istedi. Gelen hastalarda çözüm bulamayınca senin bir türkünü dinletiyorlarmış. Yatarak gelen hasta koşarak çıkıyormuş. Eczanelerde satılan CD'lerinde, müziklerinde buradan herkese onu da addedelim. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Doktoruma. Çaltılı Köyü'nün değerini, kültürünü saatlerle romanlara yazsak bitmez. Ama biz ayrılan süre bu kadar. Ece ablam az önce anlattı 3-5 elbisesinin değerini. Evet. Türkmen geleneklerinde büyük bir şeydir. Evet. Elbisenin kendisi de yani bir araba kadar pahalıdır yani. Normalde yani. Baktığımız zaman pahalı pahalı. El içili, göz nuru. Gelen kadınlarımıza, analarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ablasına da çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Var olasın. Eyvallah. Siz... O değil, bu. Bununla. Ha, o mu? Tamam. Bununla. Hemen bir iki cümle. Çünkü geç. Herkese kaldım. Çok teşekkür ederim. Bizi konuk ettiğiniz Hülya. Gülcan ablam, size çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Yandakini ver. Herkese iyi akşamlar. Konuşturduk en sonunda. Sen? Abla, sevdiğim başta olmak üzere aileme, hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bizi izleyen bütün dostlarıma saygılar, sevgiler gönderiyorum. Ne güzel bir söz. Alkışlıyorum lan seni. Evet. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan ben de çok mutluydum. Bugün gerçekten çok mutluluklar yaşadım. Çünkü hem onur yaşadım, hem gurur duydum. Bugün stüdyomuz ağzına kadar dolu.
bütün güzel geleneklerimizi, göreneklerimizi bugün buraya taşıyan öncelikle kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ya çoğu işten geldi, çoğu izin aldı, çoğu çocuğunu, çoluğunu bıraktı geldi. Ama niye geldi? Kendi kültürü için, kendi köylülerinin. Ve bizim bu akşam Sayın Başkanımız da yalnız bırakmadı. Benim programda yalnız bırakmadığı için kadınlarımıza öncelikle bir teşekkür, bir alkış. Başta başkanım, Sayın Başkanımız olmak üzere bütün yönetim kurulundaki dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Kadın kollarına, gençlik kollarına çok teşekkür ediyorum. Sayın İzoi Rengin'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bize sonuna kadar kapılarını açtığı için. Onu bir alkışlayalım Üzeyir Bey'i. Genel yayın yönetmenimiz sevgili Ömer'e, Ömer Faruk'a çok teşekkür ediyorum. Rejide olan bütün emekçilerimize, bak burada hep emekçilerimiz, kameraman emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Siz de bana teşekkür edin. Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Gönderdiğiniz mesajlar bizim için gerçekten de elinize alıp yazdığınız o mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Türküler her nerede söyleniyor. Semahlar nerelerde dönüyorsa, bu kültür nerelerde yürütülüyorsa oralara sevgiler olsun. Selamlar olsun sevgili canlar. Sizleri seviyoruz. Şimdi bizim gerçekten elliğimizi biliyorsunuz. Tokat'ın, Sivas'ın birçok yöreninde ellikle birlikte programımızı bitiriyoruz. Ama ellik bitmeden program bitmiyor, ona göre. Şimdi hanımları elliğe davet ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum efendim. İyi akşamlar. Tekeli gölü gibi, oy ellikten ellikten, su gelir bezellikten. Yarim benzin sararmış besmerli bekarlıktan. Oy ellikten ellikten, su gelir mezarlıktan. Yarim benzin sararmış besmerli bekarlıktan. Öptükçe ballanıyor da öptükçe ballanıyor.
sallar yârim o yana da ne olur baklı yana. Yanaklara olmuş da öpeyim doya doya. Sallar yârim o yana da ne olur baklı yana. Yanaklara olmuş da öpeyim doya doya. Emine varı koydum ambara. Emine. Emine. Sen darım gül yari, çok yanarım barbarım. Eminem yanımızdan var darım. Ah Eminem hey, çok hey, yanarım barbarım. Öğretmene varamadım, naylon çorap giyemedim. Muralıma erremedim, ah bu mahbub kızamımda. Sebebim sensin avun, ah bu mahbub kızamımda. Gözüm kör olsun avun, ah bu mahbub kızamımda. Sebebim sensin avun, ah bu mahbub kızamımda. Gözüm kör olsun avun. Şon kuruş aldılar, günahıma girdiler. Abum abum kız abumda, gözün kör olsun abum. Abum abum kız abumda, sebebim sensin abum. Abum abum kız abumda, gözü kör olsun abum. Abum abum kız abumda, sebebim sensin abum. Abum. Eminem darılır mı sen bana? Eminem darılırsan sen darıl. Gül yârim çok yanarım var bana. Eminem darılırsan sen darıl. Gül yârim çok yanarım var bana. Gidiyorum bende ah Eminem bir aklım kaldı sende. Eminem ayva gibi sarardın. Gül yârim çok yanarım var bana. Eminem ayva gibi sarardın. Gül yârim çok yanarım var bana.